Lardan biri. Migren için biz ne yapalım? Neyi yanlış yapıyoruz da söyleyin lütfen. Evet. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Migren bir baş ağrısı şeklinde kendisini gösteriyor. Ancak çok pratik bir bilgi vereyim. Eğer akşamları tatlıyı fazla kaçırırsanız, ertesi gün öğlene doğru baş ağrısı başlar veya baş ağrısıyla uyanırsınız. Akşamları tatlıyı fazla kaçırırsanız, bunu değerli izleyicilerimiz bilsinler. Tatlı migreniniz varsa tetikliyor, ertesi gün öğlen ne yazık ki. Tabii tatlı zaten migreni olanlar için bir uyarıcı faktördür. Mesela çikolata açlığı başladıysa bilin ki birkaç saat sonra migren kriziniz tutacaktır. Şimdi tatlıya karşı, bunu bir programda söylemiştim, yeni bir bilgi diye bu, doğal vanilyayı koklayacaksınız. Şekere, çikolataya karşı bir açlık mı hissediyorsunuz? Özellikle bayanlar mens dönemlerinde canları çok tatlı ister, yesinler. Özellikle akşamları bir porsiyon bol tarçınlı tatlıyı tükettiklerinde ertesi sabah çok rahat uyandıklarını, gergin uyanmadıklarını görecekler. Eğer canınız çok tatlı çekiyorsa, hele hele migren şikayeti olanlar, tatlıya karşı aşırı istek başladığı anda bilin ki 1-2 saat sonra migren başlayacak. Ne yapacaklar? Vanilyayı koklayacaklar. O tatlı krizinizi ortadan kaldırır. Vanilya dediniz, evde herkesin vanilya vardı. O kek yaparken kullandığımız vanilya yok, var. Yok, onlar olmaz. Onlardan bahsetmiyoruz. Bir de bu çarşıda, pazarda satılan vanilya kokuları var. Onların hepsi kimya. Hiç doğal vanilya ile alakası yok. Aktardan mı alınacak? Doğal vanilya yağını koklayın. Bakın ne oluyor. Doğal vanilya yağından bahsediyoruz. Evet. Peki. Şimdi migrene karşı ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz? Bir, taze sıkılmış havuç suyu. Eğer aşırı bir migreniniz yoksa, rahatlıkla taze sıkılmış havuç suyunu düzenli tükettiğinizde, ki en fazla bir ay uygulayacaksınız, 150 mililitre kadar, çok da fazla tüketmeyin, ölçüsü budur. Göreceksiniz migreniniz hafif ve orta derecedeki migren hastalarına çok rahatlıkla yardımcı olacaktır. Havuç suyu. Evet. Kronikleşmiş bir vakaysa, yani yıllardan orada yapacağınız şey biberiye çayı. Günde 3 defa biberiye çayı içeceksiniz. O biberiye çayını siz Egelisiniz. Egeliler biberiyeyi çok iyi bilirler. Hı-hı. Evet. Bu biberiyenin bir özelliği 5-6 daha biliriz gram, ama 5-6 tazesi de olur, kurutulmuşu da olur. Biberiye çayı yapacaksınız ve 9 dakika kaynatacaksınız. Bunu yani 5-6 dakika kaynatmak yetmez. Bir bardak suya bundan 5-6 gram alın. 9 dakika kaynatıyorsunuz. Bu ocağa gidecek yani. Evet. Öyle mi? Tamam. Kaynayacak. Kaynayacak. Tamam. Evet. O zaman kısık ateşte, öyle fokur fokur değil. 9 dakika. Aha, 10 dakikaya çıkarsa ne olur? Bir şey olmaz o kadar. Ama en optimal süresi, kısık ateşte kaynatma süresi 9 dakikadır. Sabah, öğleden sonra ve akşam içecekler. Günde 3 defa. Hocam ne kadar biberiye koyar mısınız siz? Ne kadar? Yani bir bardak suya ya da el kararı biz onu görürüz. Evet, bu kadar. Bir tutam. 5-6 gram. Bir tutam. Sadece bu kadar. Yani bunu cezvede bile kaynatabiliriz. Evet. Durumda. Şöyle göstereyim, şu kadar. Ve üzerine sadece su koyacağım. Sonra da 9 dakika fokur diyecek.